İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 2023 milletvekili seçimi için başvuruların onaylanması devam ediyor. Ardak Bekleryan, arsak bu zorlukla tek başına yüzleşemez, uluslararası normlar uygulanmalı. Silvia Fernandez de Gourmand, yeni soykırımları önlemek için bilgi, eğitim ve tazminatlara vurgu yapıyor. Pontus'ta Osmanlı döneminde gizli Hristiyanlık. Batı Ermenistan'ın Van'da devam eden kazı çalışmalarında Urartu Kralı Menua'nın inşa ettiği ikinci tapınak bulundu. Batı Ermenistan'daki Aleviler Gahan Ayı Bayramı'nı kutluyor. Vartkes Tatikyan'ın Olaylar ve Portreler adlı kitabı online platformda Türkçe'ye çevrildi. Daha önce duyurduğumuz gibi Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin Aralık 2023'te yapılacak seçimlere katılmak için aday başvuruları alınmaya başlandı. Sıradaki adayları sunuyoruz. Gayanet Adevosyan, 2023 parlamento seçim kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonu'na başvuran 7. aday. Benjamin Ovanisyan, 2023 Parlamento seçim kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonuna başvuran 8. aday Simon Daronyan, 2023 Parlamento seçim kampanyasına katılmak için Batı Ermenistan Parlamentosu Seçim Komisyonuna başvuran 9. aday. Artsah'ın eski insan hakları savunucusu ve Artsah Devlet Bakanı'nın mevcut danışmanı Artak Bekleryan Azadutlu'nun radyo istasyonuyla yaptığı konuşmada Artsakh'ın bu zorlukla tek başına yüzleşemeyeceğini ve burada uluslararası normların uygulanması gerektiğini ifade etti. Beklaryan, bugünlerde Artsakh'ın güvenliği için uzun vadeli uluslararası garantiler bekleyerek Yerevan'daki Birleşmiş Milletler Ofisi önünde süresiz oturma eylemi yapıyor. Artsakh ile Azerbaycan arasında bir silah ve güç dengesizliği olduğunu vurgulayan Beklaryan şöyle konuştu. Uluslararası normlar zayıfı, güçlü ve saldırgandan, suçlulardan korumak için açık ve adil ilkelere dayalıdır. Biz uluslararası toplumdan bizi korumasını istemiyoruz ama uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu açıkça yerine getirmesini talep ediyoruz. Bu kabul ettikleri belgelerle kayıt altına alınıyor ve teyit ediliyor.'' Azerbaycan sadece üçlü bildirgeyi ihlal etmekle kalmıyor. Ayrıca Azerbaycan her şeyden önce uluslararası insan hakları hukukunu ve uluslararası insani hukuku ihlal ediyor. Artsak Batı Ermenistan'ın ayrılmaz bir parçasıdır ve Batı Ermenistan yaşananlardan derin kaygı duyuyor. Evet, burada uluslararası normlar uygulanmalı ve bu olay nedeniyle işgalci Azerbaycan'a yaptırımlar uygulanmalı ama Doğu Ermenistan'da arsaktaki Ermenilere karşı sorumluluklarını üstlenmeli, onları ve tüm toprakları korumalıdır. Yerevan yetkililerinin güvenlik açısından hiçbir şey yapmama kararı Ermeni nüfusunun yaşamı için çok ciddi sonuçlar doğuruyor. Kitlesel vahşetleri önleme küresel eyleminin başkanı Silvia Fernandez de Gourmendi, yeni olası soykırımların önlenmesi bağlamında işlenmiş soykırımlara ilişkin bilgilerin yayılmasının, eğitimin ve sorumluluğun önemini vurguluyor. Gourmendi, Yerevan'da düzenlenen soykırım suçuna karşı konulu 4. Küresel Forum çerçevesinde Armen ile yaptığı söyleşide böyle bir bakış açısını dile getirdi. Silvia Fernandez de Gourmendi, geçmiş deneyimlerden ve geçmiş soykırımlardan ders almak, yeni soykırımları önlemek için son derece önemlidir, dedi. Ermenilere yönelik soykırım Armenosit gerçeğine ve Türkiye'nin inkarına değinerek sözlerine şöyle devam etti. Her durumda gerçekleri açıklamanın ve onlar hakkındaki bilgileri yaymanın önemli olduğunu düşünüyorum. Söz konusu sadece bir ülke değil, tüm uluslararası toplumu kastediyorum. Ermenistan Cumhuriyeti bu bilgiyi yaymak için çok şey yapıyor. Gurmendi ayrıca kurbanlar ve kayıplar için tazminatın önemine de vurgu yaptı. Ona göre hem ulusal hem de uluslararası düzeyde uygulanabilen sorumluluk da son derece önemlidir. Batı Ermenistan soykırım Armenosid'in tanınmasından çok tazminat konusuna vurgu yapıyor. Yani yerli Ermenilerin ana vatanlarına geri gönderilmesi, maddi ve kültürel kayıpların tazmin edilmesi ve Batı Ermenistan topraklarında yerli Ermeni halkının iktidarı gibi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan bu bakış açısını her zaman çeşitli uluslararası platformlarda onlarca yıldır toplanan bir gerçekler paketiyle sunmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Pontus bölgesinde gizli Hristiyanlığı uygulayan birçok kripto Hristiyan vardı. Köy camisinde imam olarak namaz kıldırmalarına rağmen hemen hemen tüm köylerin evlerinin içinde veya bahçelerinde gizli şapelleri vardı. Orada sakinler gizlice Hristiyanlığı yaşıyor ve dikkat çekmemek için geceleri ölülerini gömüyorlardı. İnsanların hem İslam hem de Hristiyan isimleri vardı ve gerçek dinlerini gizleme sebepleri şunlardı. Gayrimüslimlere ağır bir vergi yükü getirildi. Ayrıca çocukların çocuk ticareti mağduru olmasını istemediler. Yorgo Andriadis'in Osmanlı döneminde Karadeniz bölgesinin nüfusunu konu alan Gizli Hristiyanlar adlı kitabında bu sorunla tanışabilirsiniz. Kitabın yazarı gizli Hristiyanların sadece korkudan değil faydalarından yararlanmak için de İslam'a geçtiklerini belirtmektedir. Batı Eministan'ın Van'da Urartular döneminde inşa edilen Körzüt Kalesi'nin kalıntılarının bulunduğu alanda bu yıl başlatılan kazı çalışmalarında ikinci tapınak ve oda mezar gün yüzüne çıkarıldı. Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sabahattin Erdoğan'ın bilimsel danışmanlığında Muradiye Kaymakamlığı ve Belediyesi'nin de desteğiyle 2 ay önce başlatılan kurtarma kazısında ikinci Tapınak Bindirme tekniğiyle inşa edilmiş taş örgü oda mezar kalıntısı ile çanak çömlek parçaları ve metal eserler bulundu. Hava şartları nedeniyle bu yılki bölümü tamamlanan kazı çalışmalarının gelecek yıl devam edeceği bildirildi. Buluntuların farklı dönemlerde kullanıldığını değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, bir süre önce kazılar sonucu ortaya çıkarılan tapınağın tespit edildiği alanda ikinci tapınağın bulunmasının şaşırtıcı olduğunu aktardı. Kazılarda Kral Menua tarafından yapıldığını düşündüğümüz ikinci tapınağı gün yüzüne çıkardık. Hemen yanında önemli bir mezarla karşılaştık. Alanda çok sayıda Urartu seramiği çıkarıldı. Bu anlamda bir yenilik olarak karşımıza çıkmakta. Buluntu çeşitliliğiyle de önemli bir mezar. Urartu dönemine ait çok sayıda seramikle birlikte çanak, çömlek, metal eser var. Ölü eşyası bulunuyor. Aralık ayı Batı Ermenistan'ın Dersim Alevilerinin en kutsal ayıdır. Çünkü Gahan ayıdır inançlarını Reya Hak yani Hak yolu olarak niteleyen Dersim Alevilerine göre Aralık ayı bu inancın 10. ayıdır. Aralık ayının 3. haftasında başlar ve Ocak ayının ilk haftasına kadar sürebilir. Dersim Alevilerinin inancına göre Gahan ayının ilk günü kış mevsimine de girilen gündür. Gahan ayında salı gününden başlayıp 3 günlük oruç tutulur. Orucun amacı çetin geçecek Kış aylarının can ve mal kaybına sebep olmaması için yapılan niyaz etmektir. Bu süre içinde insanlar mümkün olduğunca gönül kırmamaya gayret ederler. Arınmak ve temizlik Gahan'ın en önemli sembollerindendir. Yılın son gününün haşlanmış buğdayı eve, ahıra ve su kaynaklarına serpilir. Hane halkına yemesi için verilir. Ayrıca çeşmeden alınan su yeni yılın ilk günü evin iç ve dış mekanlarına ve ahra serpiştirilir. Aralık ayının son haftasında gahan orucunun bitiminde evin hanımı önemli bir ritüel gerçekleştirir. Sabahın erken saatinde çeşmede ya da yakın bir su kaynağından aldığı bir tas suyu bazen sade ve bazen de tuzla karıştırarak evin her tarafına hayvanların bulunduğu ahra elleriyle dualar eşliğinde serper bu rutiyle evin bolluk bereketli bir tarımsal yıl geçirmesi, hanenin kem gözlerden nazardan korunması dilenir. Batı Ermenistanlı ve Sovyet Ermenistan'ın edebi, publist, politik aydınlarından olan Vart Tatikyan'ın Ermenice Olaylar ve Portreler adlı kitabı Şahan Benikmanayan tarafından Türkçe'ye çevrildi. Tatikyan kitabında Batı Ermenistan ve Küçük Asya'da kendi çevresinde gerçekleşen ve kendisinin yaşadığı Armenosit gibi pek çok olayları anlatmaktadır. Kitabın hümanist zeminde zengin bir içeriği bulunmaktadır. Küçük Asya'nın geniş halk yıllarına önerilen bu kitaptan öğreneceği çok şeyler var. Kitabın Türkçesi şimdilik yalnızca Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Senarmenya TV'de yer almaktadır. Beslen Armenia TV ücretsiz ve kolay ulaşım yoluyla halka olan hizmetini sürdürmektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Duduk sanatçısı Hovik Garabetyan tarafından seslendirilen Haçadur Avedisyan'ın Ermeni halk şarkısı Hovvi Yerkat eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.